Abi ekonomiye dair konuşuyoruz. Ekonomiye dair gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Berbat o. Berbat. Berbat. Neden efendim? Bir asgari ücret kirada oturuyorsa, iki de çocuğu varsa dört kişiyle geçirmesi mümkün değil. Ben emekliyim 3 yıldır. İki tane kira gelirim var. Annem maaşını alıyorum. 5,5-6 milyar gelirim var. Ucuna gelmiyor. 422 lira faturası geliyor. 72 lirası KDV, bilmem kaçak payı, vergi payı, TRT. Ondan sonra ekonomi allak bullak. Ama açıklanıyor. Biz takip ediyoruz ama şimdi eve gittiğin zaman televizyon açıp böyle haberlere falan izlediğiniz zaman bayağı bir güllük gülistanlık. Öyle lanse ediliyor. Zaten toz pepen gönderiyorlar da birkaç seçim kazandılar. Ama bundan sonra ben de AK Partiliyim. AK Partili misin? AK Partiliyim. MHP'ye de oyurdum. AK Partiliyim de aynı zamanda. Eski defa partiliyim üstelik. Ama ekonomi allak bullak. Şimdi Erdoğan'ın da bir takım açıklamaları var abi. Ekonominin iyiye gittiğine dair. Hatta dün dedi ki 18 yıllık başarılarla dolu 18 yıllık bir süreci geride bıraktık dedi. Arkadaşım hiç alakası yok. Suriye'ye asker gönderdi. Evet. Afganistan'a asker gönderdi. Şimdi Azerbaycan'a gidecek. Benim çocuğum, 5 tane erkek çocuğum var. Ortanın çocuğum uzman çavuş. Kuzey Irak'ta görev yapıyor 40 gündür. 40 gündür. Bir yıllık uzman çavuş da 40 gündür Kuzey Irak'ta görev yapıyor. Peki pişmanlık var mı abi? Destekledim AK Parti diyorsunuz, AK Partiliyim diyorsunuz. Pişmanlığım da yok. Yok mu abi? Çünkü alternatifi yoktu, daha iyisi yoktu yani. Şimdi var mı abi? Gene yok. Ne yapmayı düşünüyorsunuz peki? Gene gidip oy mu vereceksiniz? Oy vereceğim ama ona vermeyeceğim. Belki boşatacağım. Ha, boşatabilirim diyorsunuz. Peki geleceğe bakalım abi. Şimdi biz bugünü konuşuyoruz da. Geleceğe baktığınız zaman nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Ne görüyorsunuz gelecekte? Ya üstelik liderler, başkanlar ekonomik olarak geleceğe toz pembe görüyorlar ama halk hiç öyle görmüyor. Ben izah ettim 4-5 tane gelirim var dedim. Ben buraya gezmeye geldim. Kayseriliyim kendim. Vallahi bilmiyorum abi. Ben şaşırıyorum da bir taraftan sizin gibi insanlara gördüğüm zaman. Şikayetçisiniz ama pişman da değilsiniz desteklediğinizden. Arkadaşım alternatifi yoktu zamana kadar ya. Yine Kılıçdaroğlu Ana Muhalefet Partisi lideri ama gelecek ekonomi olarak da onu da ben hiç açıkçası bir şey görmüyorum. Birçok parti var. Birçok partiyi biz denemedik. Öyle bir gerçek var maalesef. Mesela Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorsunuz ama Kılıçdaroğlu bir ülkeyi hiç yönetmedi. Örnek veriyorum. Bir de ben askerden önce Ecevitçiydim. Sol partiliydim yani. Askerden önce evet. Şimdi Davutoğlu desek Allah bullak. Babacan desek zaten onlardan ayrılma. Diyeceklerim bu kadar. Oy parti yok diyorsun. O aynen öyle. Yok abi şeydir. Yeni geldim de sen buraları biliyorum ama ekonomik iyi ya. İyi mi görüyorsunuz? Evet. İyidir ekonomi. Neden? Neler iyi? Nasıl iyi? Her şeysi iyi. Çalıştın mı paran da olur. Çalışmazsak. İşi de var. Çalışamazsak. Çalışamazsan. Zaten çalışmazsan zaten her yerde ölürsün acından. İşsizlik var çünkü Türkiye'de. İşsizlik? Yok abi öyle bir şey var mı? Adam çalıştı mı senede iş veririm. Herkese iş var. Var. 16 milyon işsiz var Türkiye'de. Yok ya olmaz öyle şey. Resmi rakamlar bunlar. Yok ya. Her şey aslında da. İyi ya. Çalışmak istese adam her yer çalışır. Kapıcı olur. O olur. Adam gidip böyle otelde çalışma istiyor. 2 saat çalışma istiyor elbette. Adam çalışacak akşama kadar. İşsiz olduğunu iddia eden bunca vatandaş, milyonlarca insan yalan mı söylüyor acaba? Ya abi herkes, tamam ben geldim yeni buraları bilmem ama iş var burada, çok iş abi. Var. Valla ekonomiyle ilgili söylenecek tek kelime var. Düzen değişecek. Değişecek diyorsun. Tabii. Neden abi? Değişecek. Çünkü bu düzen böyle gitmez. Çünkü zengin zevki sebada. İyi zengin. Tamam ama geride kalan elinden emekli vatandaşlar hiç halini soran yok. Gördünüz, duydunuz az önceki arkadaşı da yani. O Laz zaten, o Karadenizli. O kendi şeyine söylüyor, anladınız mı? Yandaş o. Peki şimdi siz eve gittiniz. Ben emekliyim. Emekli misiniz abi? Emekliyim. Ama ne kadar maaş alıyorsunuz? Ben şu an 2000 lira maaş alıyorum. 2100 lira. Kızım çalışıyor, eşim çalışıyor. Evim kira değil. Ama buna rağmen daha da zorlanıyorum. Zorlanıyorum. Şimdi biz bugün çünkü ödemelerimiz var. Gelecekte ne olacak abi? Geleceğimiz karanlık. Nereye kadar böyle? Karanlık. Bittiği yerde bitecek. Abi ekonominin iyi gittiğini lanse eden birçok basın grupları ve siyasetçilerimiz var. Bana ekonomi gitmiyor. Çünkü neden dersen günde 24 saatte 24 sefer zam geliyor her şey. Her şey bol ama alma gücü yok kimsenin. Var mı? Hani şuradan bir şey alacağım. Düşünüyorum cebimde para yok. Daha maaş almadım. Ay 23'ünü de alıyorum. Nasıl alacağım? Yani mesajımız bu. Yetkililer yani başımızdakilere. Hani tuzu kuru olanlar, onlar için sorun yok. Ama bizim gibi elinden emekli vatandaşlar, vay halimize vay. Ne görüşü abi? Ekonomiye dair halkın görüşünü alıyoruz. Ekonomi mi var? Soruyorum. Ekonomi kaldı mı ya? Kim ekonomiden bahsediyor? Ekonomi havada. Şimdi açıklanıyor. Bir takım açıklamalar var abi. Dinliyorsanız, izliyorsanız ana akım medyayı. Ekonominin gayet iyi olduğu yönünde bazı haberler var. Tabii çok iyi, çok iyi. Usta ben senelerce şirketim vardı, işlettim. Cebimdeki paraya bak.
200 lira para. 200 lira para var. Ne olacak? Nereye ülke bitmiş peki? Abi nereye kadar tabii? Yasaklar yasaklar. Millet ne yapacak yasaklarda? Küçük esnaf ne yapacak? Yasakta pek akşamları falan bilmiyorum da. Akşamlar kafeler, restoranlar ne olacak? O kadar insan var işsiz. Kim düşünüyor? Ah sarayda gel yat. Uçakla özel git Kıbrıs'a. 6 uçakla git, 7 uçakla, kaç uçakla gidiyorsa. Ayıp ya. Millete neyi öğretiyorlar ya? Nereye gitti deprem vergileri? Onların hesabını versinler. Niye korkayım abi? Bir canım var, gelip alsınlar. Can mı kaldı? Ya idaresi yok artık, bitti. Çok dertli görüyorum ben. Evet, ne idaresi ya? Ülkenin altını boşalttılar. 5 tane müteahhite çalışıyoruz, 5 tane. Hayır, beni gelip tutuklasınlar, ne var yani? Ben hırsızlık yapmadım, vatanı soymadım. Yani bunun için beni ifadeye çağırsa gelsin, çağırsınlar arkadaş. Ya ne yapayım? Gideriz. Hakaret küfür olmadığı sürece zaten sıkıntı yok. Ya ben kimseye hakaret etmiyorum. Kimse yani zaten öyle bir adam değilim. Öyle bir adam. Ama ben sıkıntıdayım. Herkes sıkıntıda. Küçük esnaf sıkıntıda. Herkes sıkıntıda. Ne yapacağım abi? Ben iş arıyorum. Emekliyim. İş arıyorum. Çalışayım. Bir şey yapayım. Mesleğim var ama iş bulamıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün önce bir açıklaması vardı. Başarılarla dolu 18 yılı geride bıraktık dedi. Tabii. Nereden bırakmış abi? Nasıl başarıymış? İlk 5 yılı başarıydı. İnkar etmiyorum. İlk 5 yılı başarıydı. Ondan sonra gitti. 15 yıl gitti. Geleceğe baktığımız zaman ne görüyorsun? Hiçbir geleceğimiz yok abi. Ülkenin hiçbir geleceği yok. Hangi gelecekten bahsediyorsun abi? Gençlere sor. Benim oğlum 2 tane üniversite bitirdi. Mimar. Boş. Boş. Buyursun gelsin. İş bulamıyor çocuk. Evet. Her üniversite mezunu iş bulmak zorunda değil dedi. Değil tabii. Bir de onu da söylüyor. Benim oğlum üniversite mezunu. Diğer oğlum hiç değilse İstanbul'daki iş yerinde çocuk iş bulursa yapıyor, çalışıyor. 2 tane çocuğu var, geçiniyor. Ben burada kiradayım. Yok böyle bir ülke ya. Ama sorarlarsa lay lay lom. 6 tane uçakla gitti Kıbrıs'a piknik yapmaya. Ben yemek bulamıyorum yemeğe. Ondan sonra da dalga geçiyor. Kahvaltıda mı çay veriyordu, bir şey diyordu. Gerçekten bu halde misiniz abi? Şimdi dediniz ya öyle söylüyor, dalga geçiyor diye. Geçenlerde vatandaşın birisi ekmek bulamıyoruz dedi, evimize ekmek götüremiyoruz dedi. Daha abartmayın dedi. Evet. Bana biraz abartı geldi bu dedi. Hatta hayır abi, çok abartı da değil. Doğru. Doğru yani bunlar. Evet. Abartı değil. Kesinlikle doğru. Çok bulamayan var. Benim çevremde var. Ben elimden geldiğince yardım ediyorum insanlara. Ama ben de bir yere kadar. Paylaşmasını biliyorum. Cebimde 50 lira varsa yarısını veriyorum. Veya ekmek alıyorum, şunu yapıyorum. Ama yok. İnsanlarda yok. Biraz halkın içine girsinler. Yukarıdan bakmasınlar. Saraydan bakmak başka. Bilmem 1180 odalı odadan bakmak başka. İnsin bir halkın arasında dolasın. Korkmasın halkından ya. Halktan niye korkuyor? Benden ona zarar mı gelir? Benim cumhurbaşkanım ya. Benden niye zarar gelsin? Hiç kimse zarar vermez. Girsin halkın konuşsun. Uzaktan çay atmasın bize. Çok ayıp. Yani ülkeme üzülüyorum ya. Biz buna layık değiliz. Biz bu yönetime layık değiliz. Tabii yayındayım. Hak hukukun mu, adaletin mi konuşacaksın, özgürlüğü mü konuşacaksın, hangi konuda, hangisini konuşacaksın? İstediğinizi konuşun abi, ben ekonomiyi soruyordum ama istediğinizi konuşabilirsiniz. Bu ülkede adalet olmayana kadar, hak hukuk olmayana kadar hiçbir şey olmaz. Ekonomi zaten dibe vurmuş, sıfırlanmış gitmiş, ekonomi bitmiş. Önce adalet diyorsunuz. Önce adalet, hak, hukuk. Bu ülkenin temeli nedir? Mülkün temeli nedir? Adalettir. Adalet olmadığı yerde hiçbir yerde olmaz. Ha Kılıçdaroğlu çıkıyor bazen konuşma yapıyor. Bugün adaletin yarısını Kılıçdaroğlu ayaklarının altına aldı. Bugün içeride milletvekilleri olan adamlar, Selahattin Demirtaş içerideyse Kılıçdaroğlu yapmıştı. Enis Berberoğlu içerideyse o yapmıştı. Ha şimdi de çıkıyor bazen Cumhurbaşkanı'na atıyor diyor. Adalet, biz adalet için yürüyoruz. Ya bu adaleti önce sen ayaklarının altına aldın. Sen çıkarttın, sen yürüttün. Mecliste sen geçirdin. Doğru değil mi? Peki ne olacak abi? İleride ne olur? Önümüzdeki vallahi, zamanlarda. Önümüzdeki zamanlarda Allah yardım etsin. Şu anda sıfırdan vurup gidiyoruz. Ben kendim Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Yardımcısına sesleniyorum. Başbakan'a sesleniyorum. Şu anda bana verdiğim 1 milyar 600 milyon bir cebine koysun, kaç gün geçinecek? Yani Allah korkusu insanda olacak, adalet, hak, hukuk olacak ki onu bilecek. O da yok. Yok mu abi adalet bu ülkede? Yok, hiç yok. Özgürlük yok mu ifade? Yok. Konuşanı işine geldiği FETÖ'cü atıyor içeri, ben Kürt'üm. İşine gelmediği ben PKK'cıyım, atıyor içeri. Tepene biniyor, atıyor içeri seni. Siz konuşuyorsunuz ya. Yani ben korkarak konuşuyorum.
Hak yok ki, adalet yok, ben sana söylüyorum ya. Ben derdimi anlatamıyorum. Şu anda ben 1,5 milyar kira veriyorum, 600 milyon para alıyorum. Acaba 100 bin lirayla kaç gün, kaç tane çay içebilirim? Yani bunu bilmek lazım. Bunu kime anlatacağım? Abi size gibi mesajınız lazım. Vallahi mesajım odur. İnsanlara eğer o seviyeye gelmişse, benim meganım da Bitlis'teydi. O makama gelmişse insanlara saygılı olsun. Hak, hukuk, adaleti bilsin. Bu ülkenin cumhurbaşkanı senin neyindir? Benim neyimdir? Bu ülkenin cumhurbaşkanı bu ülkenin babasıdır. Bu insanlar onun evladıdır. Ayrım yapmadan, ırk, din ayrım yapmadan bu işi alacak eline, enselemeyecek, destekleyecek. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl gidiyor? Battık gidiyoruz, battık. Bu derece mi? Vallahi ekonomi iyi değil. Emekliyiz biz, aldığımız para yetmiyor. Yetmiyor. Neden tabii. Efendim, neden yetiremiyorsunuz? Yani yetmiyor, doları biliyorsunuz, euroyu biliyorsunuz. Dolarla mı maaş alıyorsunuz desem abi? Hayır, dolar ama benzin dolara endeksi değil mi? Endeksi. Benzinden de her şeye yapılıyor değil mi? Berat Albayrak öyle söyledi, ben ya ona siz bakmayın. O zengin insanlar fakirin halinden anlamaz. Değil mi? Evet. Benim halimden anlar mı? Anlamaz. Ben bir emekliyim. Emekli insan halinden onlar anlar mı? Anlamaz. Benim gelsin, benim aldığım parayı alsın bakayım be. Geçinsin bakayım. Kira versin, doğalgaz versin, elektrik versin, su versin. Çocuğum varsa onun masraflarını versin bakayım. Sizin halinizden şikayetçisiniz abi de biz ya, iktidarın bazı açıklamalarını yani deniyoruz. Yani şikayetçi olsak ne yapacağız? Ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamayız. Yani hiçbir şey yapamayız. Yani biz kime şikayet edeceğiz? Kimi kime şikayet ediyoruz? Değil mi? Abi vatandaşız sonuçta. Konuşmamız ya lazım. Ya bizim silahımız ne? Oyumuz. O geldiği zaman ancak biz konuşuruz. Başka türlü konuşamıyoruz. Veriyoruz abi. Alıyor da bir şekilde. Veriyoruz. Vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz. Yani kafaya artık tak etti. Vermeyeceğiz abi. Yani ekonomi 20 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? AK Parti yönetiyor. Yani niye düzeltmedin şimdiye kadar ekonomiyi? Valla başkasına da vermeye korkuyoruz. Ama gelen gideni aratır. Kötü. Öyle bir siz var. Desteklediniz herhalde AK Parti'yi. Efendim? AK Parti'yi desteklediniz sanırım. Ya biz her zaman destekliyoruz. Hayır, asla. Ben partici değilim. Ama siz desteklediniz ben abi. Desteklemişim. Ben yani doğruyu söyleyeyim. Ben destekledim. Keşkeydi desteklemeseydim. Düşmanlık var yani. Ya belki gelse yine veririm, bilmiyorum artık. Yani korkudan artık kimse yok. Yani vereceğin başka var, bir alternatif var mı acaba? Meral Akşener var, Ali Babacan var, ya, Davutoğlu hepsini, var. Hepsi aynı biliyor musun? Kılıçdaroğlu var. Hepsi aynı. Neden? Onun ne, kime destek verdiği belli, biz ona uygulayalım. O da konuşmasını bilmiyor ya. O yani onun kime destek öyle bir konuşacaksın ki Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi konuşacaksın. O daha konuşmasını bilmiyor doğru düzgün ya. Ben Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan kim konuşuyor? Vardı biliyor musun? Var? Bir lider vardı, Muhsin Yazıcıoğlu, o da Allah'ın rahmetine gitti. Başka da yok. Yok başka. Abi şimdi tamam, ben şurayı anlamadım sadece. Yeter. Sadece bu konuyu anlamak istiyorum. Şikayetçisiniz aslında halinizden. Ya, pek memnun değilsiniz. Peki halinden şikayetçi ama şikayet dilekçesi vereceği hiçbir yer yok. Kendi dilekçeyi kendine veriyor. Oyumuz dedi. Bizim şikayet dilekçemiz oyumuz dedi de. Oyunu artık zamanı gelince kim iyisi ona verecek. Değerlendiririz. Belki de daha iyisi çıkarsa veririz ancak. Yoksa çıkmazsa yine buna vereceğiz. Hangisini nasıl anlayabiliriz ki abi iktidara i̇şte, gelmeden? İşte, oy vermeden. Tamam bilemiyorsun ki. Şimdi görüyorsun ama bu insanları. Bu başka partilerin başkanlarını da görüyorsun da bu ülkeyi yönetecek kimse yok. Anladım. Yok bence yok yani. Bu, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka kimse yok. İnşallah düzeltir. İnşallah, ne yapalım? Valla gelecek olan da ondan iyi olmayacağını çok iyi biliyorum. Ben sadece Meral Akşener'i destekliyorum. Başka kimseyi değil. Kılıçdaroğlu'nu asla. Atatürkçüyüm ama CHP'li değilim. Vermiyorsunuz. Neden asla peki? Vermem. Herkes çizgisini biliyor yani. Sonuçta HDP'ye destek veren tek parti. Onun için bitti. Öyle söyleyeyim. HDP şu an bu ülkede resmi bir parti. Yani seçimlere katılabiliyor ve milyonlarca oy alıyor. Parti de biliyorsunuz geçmişte çözüm süreciyle falan işte herkes, bir takım şeyleri vardı. Ama en azından neyse onlardan değil.